Evet, şekil animasyonumuzdan sonra şimdi de kılavuz yolu animasyonu gösterelim. Yeni bir sayfa açalım. Arkadaşlar yeni sayfada bunu da ilk defa katmanlar bölümünü kullanacağız. Şurada layer 1 yazıyor, gördünüz mü? Bu layer 1 yazan yere arkadaşlar kılavuz yolu eklemek için kılavuz yolu şöyle bir şey yapıyoruz. Sağ tuş yaparak şurada add classic motion guide diye bir özellik var, görüyor musunuz? Kılavuz yolu çizmek için ne yapıyormuşuz? Katmanımıza sağ tuş yaparak ne ekliyormuşuz buraya? Add Classic Motion Guide'a bastığınızda arkadaşlar sizin katmanınızın üstüne Guide diye bir katman geliyor. Şimdi ne yapacaksınız? Yapacağınız şey şu. Layer 1 yazan yere daireyi koyuyoruz. Mesela yine daireyi hareket ettirelim ilk örneğimizde. Şöyle bir daire. Hep daire yaptık. Arkadaşlar şu guide, bakın ben size ilk örnekte ne demiştim? Her işlemden önce ilgili kareye ne yapacaksınız? Tıklayacaksınız. Burada da yolu çizeceksiniz. Yolu neyle çizeceksiniz? Şuradan kalemi alın. Bak pencil tool var ya. Kalemi alın. Çizin arkadaş. Böyle bir yol çizin. Böyle labirentli bir yol yaptım bu adama ben. Ve daha sonra bu yolu birinci kareden 50. kareye kadar keyframe değil de frame diyorum ilk defa. Bakın burada bir fark var. Arkadaşlar ben 50. karede bir değişim, bakın. Çizgide bir değişiklik olacak mı? Çizgi sabit değil mi? Sabit. O yüzden bütün kareleri birbirine kopyalasın diye insert neye basıyorum? Frame'e. Eğer ben bir değişim olsaydı 50. karede neye basacaktım? Keyframe. Ama ben diyorum ki insert frame. Yani ne yap? Bu çizgiyi birden 50'ye kadar kopyala demek bu. Hiçbir değişiklik olmasın demek. Insert frame. Şimdi şeye geldim. Daireye geldim. Arkadaşlar dairede ise şöyle bir şey var. Classic motion, classic TV'ni uygulayacağım. 50. karede ne var? Anahtar kare. Çünkü bir değişim var yani. Şimdi arkadaşlar birinci karede şu arkadaşı tutuyorsunuz. Pat diye yapıştı. Siz fark etmediniz. Hissettiniz mi? Mıknatıslanma özelliği. Tam dairenin ortasında bir yuvarlak çıktı. Ve ben onu sürüklerken burada nereye yapıştırdım bunu? Çizginin başına. 50. kareye geliyorum. Bu daireyi bakın ortasındaki yuvarlığa görüyor musunuz? Çizginin sonuna hop getirdiğinizde kendisi yapışıyor zaten. Yani birinci karede başına, 50. karede sonuna yapıştırdım. Ve şurada herhangi bir yere gelip sağ tuş ne diyorsunuz? Classic Twin diyorsunuz. Oynatıyoruz animasyonumuzu. Daire benim çizdiğim yolu takip ediyor arkadaşlar. Mesela şu dairenin yerine internetten indirdiğim bir kelebek olsaydı, değil mi? Tam bir kelebek olurdu değil mi? Kelebek hareketine benziyor çünkü, değil mi bu? Yani dairenin olduğu yere kelebek taksaydım kelebek uçmuş olacaktı. Mantığını anlıyor musunuz? Veyahut da siz bir arabayı hareket ettirecek olsaydınız arabaya yol çizersiniz değil mi? Hani araba oyunları var. Nasıl oluyor araba oyunları? Onunla bir yol çiziliyor, o yolu takip ediyor. Eski araba oyunlarını hatırlarsanız hiç yoldan çıkmıyor araba değil mi? Eski araba oyunlarında. Çünkü niye? Onlarda hep böyle bir yol var. O resim aslında niye yapışmış? Tamam şurada araba resmi koyulmuş olabilir şuraya. Ama burada ne var? Bir yol var ama bunu kullanıcı görmüyor. O yolu kim çiziyor? Ben çiziyorum. Anlaşıldı mı? Size şimdi bununla ilgili ben bu videoyu böyle sonlandıracağım. Ama mesela sizden şöyle bir şey yapmanızı istesem. Bir basket potası yapıp topu o delikten geçirebilir misiniz? Evet. Ne yapacaksınız? Bir yuvarlak koyacaksınız buraya. Şuraya da bir tane yuvarlak. Sonra da yol çizeceksiniz. Oraya atacak, içinden geçecek yani. Hadi bakalım. Bunu da sonlandıralım. Fazla uzamasın.